Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir Teknohayat bölümüne daha hoş geldiniz. Bu hafta Türk mühendisler tarafından geliştirilen sürücüsüz bir otomobille yolculuk yapıyoruz. Ve nasıl bir teknolojiyle geliştirildiğini hep birlikte keşfediyoruz. Ayrıca iş ve oyun amaçlı çıkan yeni nesil laptop modelleri de yine bu bölümde yerini aldı. Daha pek çok farklı konu başlığımız var. Ancak geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. İsterseniz gelin bu gelişmelere de kısa kısa bir göz atalım. Türkiye'deki genç mühendislerin geliştirdiği teknolojiler dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Bunlardan biri de FOREST Guard 2.0 oldu. Yangınları gerçek zamanlı olarak çok erken şekilde tespit eden IoT tabanlı, yani nesnenin internet tabanlı uydu bağlantılı bir sensör sistemi aslında. Potansiyel bir orman yangınını en erken şekilde yetkililere bildirmek için sensörden uyduya bağlantı teknolojisiyle kullanılıyor. İşte bu yeni nesil teknoloji James Dyson Vakfı tarafından 30 ülkede düzenlenen ve genç mühendisleri destekleyen uluslararası tasarım yarışması James Dyson ödülünün ilk 20 listesinde yer aldı. Belki de dünya birincisi olacak. Sonuçlar 15 Kasım'da açıklanıyor. Sonucu heyecanla bekliyoruz ve tüm ekibe uluslararası arenada başarılar diliyoruz. Renk ve desen değiştiren materyaller farklı alanlarda kendisini göstermeye devam ediyor. Hatta biz de Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarında BMW'nin konsept aracındaki renk değiştiren dış yüzeyini sizlerle birlikte keşfetmiştik. Renk değiştiren akıllı materyaller artık akıllı kumaşlara da gelmiş durumda. Adobe şirketinin Primrose projesiyle renk değiştiren etkileşimli kumaşı bir manken üzerine gösterildi. Esnek tekstil ekranları olarak ifade edebileceğimiz bu yeni nesil kumaşa istediğiniz renk veya deseni verebiliyorsunuz. Anlaşılan o ki akıllı kumaşlarla üretilen bu yeni nesil moda akımını pek çok farklı alanda görmeye devam edeceğiz. Robotlar özellikle fiziksel insan gücünün kullanıldığı alanlarda önemli bir noktaya gelmeye devam ediyor. Özellikle yaralanmalara karşı olan sektörler için önemli bir örnek karşımıza çıktı ve sizinle tabii ki paylaşmak istiyoruz. Amazon depolarını kullanmak üzere Seco adındaki robotları devreye aldı. Fiziksel gücü minimuma indirildi depo, aynı zamanda teslimatları da hızlandırıyor. Paylaşılan bilgilere göre şirketin Houston'daki deposundan çıkan siparişler kullanıcılara %25 daha hızlı teslim edilecek. Bu da gerçekten önemli bir gelişme anlamına geliyor. Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. İsterseniz gelin yeni nesil teknolojilerin peşine hep birlikte düşmeye devam edelim. Teknohayat izleyicileri bilirler, sürücüsüz otomobiller bizim en önemli konu başlıklarımızdan bir tanesi. Hatta geçen aylarda San Francisco'ya gitmiştik ve San Francisco'daki sürücüsüz taksileri sizlerle birlikte keşfetmiştik. Şimdi ise Türk mühendislerin geliştirdiği bir proje var. İsmi Leo Drive ve Leo Drive'ın da proje yöneticisi Mert yanımızda. Merhaba Mert. Merhaba. Mert, gerçekten Türkiye'de böylesine bir sürücüsüz otomobil bulacağımız hiç aklımıza gelmezdi. Siz bunu geliştirmişsiniz. Tebrik ediyorum öncelikli olarak. Teşekkürler, hoş geldiniz. Üzerinde bir sürü sensörler var. Evet. Tıpkı San Francisco sokaklarında olan aslında Google'ın veya başka şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırım yaparak geliştirdiği bir teknolojiden bahsediyor olabiliriz, değil mi? Evet, kesinlikle. Ne yapıyorsunuz öncelikli olarak? Ben ondan başlamak istiyorum. Leo Drive 2015 yılında kuruldu ve kurulduktan sonra otonom sürüş sistemleri geliştirme üzerine çalışmalarına devam etti. Şu anda daha demin de bahsettiğiniz gibi yanımızda Leo Drive'ın hem test aracı hem de robotaksi deneme platformu olan bir aracı görmekteyiz. Yani bu şu anda test için kullanılıyor. Kesinlikle. Ama aynı zamanda anladığım kadarıyla siz de sürücüsüz taksiler, robotaksiler üzerine de çalışıyorsunuz, evet, değil mi? Evet. Ve ilk örneği de bu. Evet, bu da bizim prototipimiz. Peki biraz teknolojik altyapı hakkında biraz bize bilgi verir misin? Tabii. Öncelikli olarak zaten görmüş olduğunuz gibi bu araba sıradan bir binek araç. Biz bu arabayı aldıktan sonra üzerine öncelikli olarak bir altyapısını araştırdık. Ve şirkette geliştirmiş olduğumuz otonom sürüş sistemi kitini bu araca nasıl uygulayabiliriz diye bir çalıştık. Ardından direksiyonunu, gazını, vitesini kontrol etmek için gerekli altyapıları entegre ettik ve geliştirdik. Üzerine kör nokta bırakmayacak şekilde sensör pozisyonlarını çalıştırdık, evet, ve evet, görmüş olduğunuz gibi yerleştirdik. Bagajda da tüm bu sistemleri aslında kontrol eden ve bu oluşan gigabitlerce veriyi işleyen işlemci sistemimizi de arkaya yerleştirdik. Evet, ben zaten bir sürü farklı kameralar görüyorum, sensörler görüyorum. Şöyle yapalım bence, hiç burada lafı uzatmayalım. Hemen araca binelim, bir yola çıkalım bakalım sürücüsüz araç teknolojisi nasıl çalışıyor. Seninle birlikte keşfedelim. Tabii ki, buyurun. Buyurun.
Evet Mert, şu anda otonom olarak gidiyoruz. Yolculuğumuz başladı. Evet. Ve sen de klavyenin önünde. Evet. Mouse'un önünde, gerçekten farenin önünde ve ekranlar var önümüzde. Burada bütün verileri görebiliyoruz. Yani araç neyi görüyor, sensörler neyi görüyor hepsini görebiliyoruz. Evet, doğru. Değil mi? Evet. Tabii bu arada izleyicilere şunu da söylemekte fayda var. Şu anda direksiyonda Sena var. Sena proje yönetiminden. Tabii aracı kullanmıyor Sena. Tedbir amaçlı. Şu anda direksiyona oturuyor. Yani eğer oldu ki aksi bir durum söz konusu oldu değil mi? Sena hemen oradan müdahale evet, edecek müdahale yani. Edecek. Bence Mert şöyle başlayalım. Bu aracın dışında kaç tane sensör var? Nasıl veriler alıyorsunuz? Ekranlar aslında yolcuların ya da geliştiricilerin anlık olarak neler olduğunu görebilmesi için dediğiniz gibi. Aracımızda yaklaşık 12-13 tane sensör bulunmakta ve evet, bunlar farklı amaçlara hizmet ediyorlar. Örneğin lidar sensörleri var, kamera sensörleri var ve GNSS sensörü var bir tane. O ne oluyor? Küresel konumlama sistemi diyebiliriz. Yani GPS gibi, evet, gibi bir şey aslında. Evet. Peki bu kadar sensör nasıl bir veri üretiyor? Yani saniyede mesela ne kadar bir veri topluyorsunuz? Sadece sensörlerden yaklaşık 10 gigabit topluyoruz saniyede. Ve bunun bilgisayarda işlenip daha fazla veri üretebildiğini düşünebilirsiniz. Aslında gigabaytlarca veri saniyeler içerisinde toplanıp işleniyor ve gerçek zamanlı bir çıktı üretiliyor. Şimdi Mert, biz gerçekten San Francisco'ya da çok fazla gidiyoruz ve San Francisco'ya her gidişimizde robotaksinin sayısı da her geçen gün artıyor. Dolayısıyla orada gerçekten önemli bir teknoloji geliştiren şirket sayısı var. Acaba onlardan ne farkınız var? Ne yaparsanız onların seviyesine gelirsiniz. Var mı böyle bir kendinizi dünyadaki teknoloji şirketleriyle kıyaslamanız daha doğrusu? Açıkçası bu araç prototip bir robotaksi olarak düşünülebilir zaten. Aynı zamanda da Leo Drive'ın kendi otonom sürüş algoritmalarını test etmek için bir platform. Bizim de hedefimiz işte aynı ya da benzer fonksiyonları aslında İstanbul'da sergileyebilmek. Ki biz de farkımızı burada düşünüyoruz. Şimdi İstanbul trafiğinde de otonom bir araç çıkarmak öyle kolay olmayacak. Evet, bu arada biz gerçekten otonom gidiyoruz şu anda ve otonom giderken de oldukça kampüs kurallarına uyan, tümseklerden yavaş geçen, tümsekleri çok iyi bir şekilde algılıyor bu arada. Kesinlikle. Ondan sonra işte yaya olduğu zaman anladığım kadarıyla bu harita üzerinde de bu grafikler üzerinde yayaları görebiliyoruz, geçen araçları görebiliyoruz etrafımızdan, dönenleri görebiliyoruz gibi pek çok fazla buradan veriyi okuyabiliyoruz. Başka neleri görebiliyoruz burada? Burada aynı zamanda aracın hangi yörüngeyi takip ettiğini ve olası bir engelden kaçınma durumunda nasıl bir davranış sergileyeceğini de görebiliyoruz. Harika gerçekten. Burada da mesela dikkat ederseniz ekranda etrafta tespit edilen nesneler ve onların gelecekte evet, nerede olacaklarını da yani onların yörüngelerini de hesaplayıp burada görselleştirebiliyoruz. Ya bir öngörü de var burada. Evet. Gerçekten biraz önce mesela bir yaya vardı. Yayanın önünde bir sürü yeşil noktalar oldu. Evet, aslında o gittiği yön değil mi? Evet, kesinlikle. Peki Mert, şimdi şu anda aslında günlük hayatta kullanılan bir binek otomobilin içindeyiz. Evet. Bu aracı nasıl dönüştürdünüz? Yani sadece sensörlerden ibaret değil tabii ki bu iş. Yani direksiyonu çevirecek, gaz pedalına basacak bir şey lazım yani. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Yani diğer teknolojilerden de bahseder misin? Tabii, aslında bu araç tamamen Leo Drive'in geliştirmiş olduğu otonom sürüş kitinin bir ürünü. Hı hı. Burada dediğiniz gibi sensörler dışında aslında arkamızda bir bilgisayar sistemi var. Aha, aha. Burada tüm sensörlerden gelen veriler içeride işleniyor. Evet. Ve ürettiği komutlar bizim bu araca entegre ettiğimiz elektronik kontrollü sürüş sistemine bir komut olarak gidip aracın kontrolünü sağlıyoruz. Yani onları da siz geliştirdiniz değil mi? Evet. Elektronik kontrol sistemi mi dedin? Elektronik kontrollü sürüş sistemi. Elektronik kontrollü sürüş sistemini aslında siz geliştirdiniz. Evet. Tabii tek başına kameralar veya işte bilgisayar diye veya diğer teknolojiler yetmiyor. Bu tip şeyleri de geliştirmeniz gerekiyor gerçekten. Kesinlikle. Mert çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sizin aracınızın, sürücüsü aracınızın konu olduk. Siz de bizim programımızın konu oldunuz. Yine çok sağ olasın. Bekleriz. Vallahi Mert, ben şöyle bir şey söyleyeyim sana. Normal şartlar altında şu an eğer bu prototip olmasaydı, şu anda bir test aracı olmasaydı derdim ki seni indirelim Mert burada. Sürücüsü otomobili bıraksın buraya gelsin. Bugünleri göreceğiz değil mi? Göreceğiz. Ne kadar zaman sonra göreceğiz? Yakın diyebiliriz. Yakında evet, mı? Evet. Yakında göreceğiz. Yani bir dahakine röportajımızı yaptığımızda Mert olmayacak ve Sena arkadaşımız olmayacak araçta ve araç beni kanala bırakacak. Ve biz de bu sayede daha etkili bir şekilde değil mi? Evet. Bu zamanımızı kullanabileceğiz. Kesinlikle. Çok teşekkürler Mert. Biz teşekkür ederiz. Hoşça kal. İyi günler.
Sizlerle birlikte bölümlerimizde masaüstü bilgisayarları her ay topluyoruz ve bu modellerde acaba ne gibi gelişmeler var, hep birlikte bunları keşfediyoruz. Bu bölümde de dedik ki acaba laptoplar konusunda, yani dizüstü bilgisayarları konusunda ne gibi gelişmeler var? Çok önemli bir konuğum var. Hemen sizi kendisiyle tanıştırmak istiyorum. MSI'dan Tufan. Merhaba Tufan. Merhaba abi, nasılsın? Gayet iyiyim, çok teşekkür ederim. Tufan, ben şuraya başlamak istiyorum. Şimdi performans denince ilk akla gelen modeller aslında masaüstü bilgisayarlar. Ancak baktığımızda gerçekten dizüstü bilgisayarlar, laptoplar da performans açısından önemli avantajlara sahip olmaya başladı. Hatta belki masaüstü bilgisayarlara biraz yetişmeye bile başladığını söyleyebiliriz. Sen bu konuda neler düşünüyorsun? Evet, aslında performans olarak bazı modellerin geçtiğini de söyleyebiliriz. Mesela hani toplama tarafında evet bizim de ürünlerimiz var. Ekran kartı, anakart, sıvı soğutma, kasa ve power supply tarafında. Daha önceki bölümlerinizde zaten hani MSI ürünleriyle komponentleri kullanıyordunuz. Bu soruyu 10 sene önce soruyor olsaydınız derdim ki hani daha var. Hani masa üstüne yetişmesine laptopların. Ama bazı modellerimiz, mesela GT77 Titan modelimiz şu an içerisinde 4090 GPU'su olan ve i9 işlemcisi olan 128 GB RAM'e sahip. Ya birçok evdeki masa üstünden daha hızlı güçlü bir makina. Evet, evet, kesinlikle. Tabii ki bu bizim en üst seviye laptopumuz. Tufan Bey, ben şöyle devam etmek istiyorum. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi evet masaüstü konusunda önemli komponentleriniz var ama karşımızda da dizüstü bilgisayar modelleriniz de var. Bu modellerden de biraz bahseder misiniz? Acaba kimler için tasarlandı? Sadece oyun severler için mi, yoksa profesyonel için de bu modeller geçerli mi? Tabii memnuniyetle. 2003 yılında laptop serüvenine başladık. Daha sonrasında 2007 yılında firma şey düşünmüş. Oyun odaklı bilgisayarlarda bir talep var. İnsanlar oyun oynamak istiyor. Evet, bu masa üstünde daha önce yapılıyordu masaüstü bilgisayarlarda. Ama hem oyun oynayabilirken hem de sağa sola taşıyabilmek ihtiyacına doğrultusunda 2008-2007 yılların itibariyle sadece oyun odaklı laptoplara odaklandık. Ama tabii oyuncu laptopları tam olarak bazı işler için uygun olmayabiliyor. Mesela şu an önünde durduğunuz Creator Z17 HX modeli. Aslında bu model oyuncu laptopları kadar güçlü bir donanıma sahip. Ancak nasıl farklı derseniz, işte bir kasa olarak bir şık bir tasarıma sahip. Evet. Tek parça CNC alüminyumdan oluşan bir tasarımı var. Yani bir aslında bir zarafetle tasarlanmış, zarafet anlayışıyla tasarlanmış, evet, bir laptop. Ama tabii ki sırf tasarım anlamında ayrışma hiçbir zaman bizim tarzımız değil. Bir tasarımcı ne ister diye düşündük. Mesela ekran renk doğruluğu çok üst seviyede bir ürün. Tasarımcılar özel monitörler tercih ederler. Biz de o özel monitörlere birçok tasarımcının ihtiyaç duymayacak halinde bu laptopu fabrikadan çıkarmış olduk. Evet, onun dışında mesela pandemiyle birlikte insanlar kendi kabuğuna çekildiklerinde, evlerine çekildiklerinde bir anda şey düşündüler. Evden ne iş yapabilirim? Evet. Nasıl para kazanabilirim? Ya da işte eğlence ihtiyaçlarını biraz daha evde gidermeye çalıştılar. Burada bir talep daha oluştu iş anlamında. Tabii. Sonra da dedik ki biz iş tarafında da ürünler çıkarmamız gerekiyor. Ve bunu da aslında hani yine şey değil, sadece hani burada bir talep var, hadi MSI iş bilgisayarları çıkaralım gibi değil de farklı özelliklerle bir araya getirmeye çalıştık. Mesela şu an bilmiyorum, şunu tartmanızı isterim. Hemen bakayım. Bu bizim Prestige 13 Evo adlı ürünümüz. Bayağı hafif. Evet, zaten biraz da o yüzden kaç gram yaklaşık? 990 gram ağırlığında. Ya 1 kilodan aşağıda. Evet, biz mesela hiçbir zaman düşük performanslı bir ürün olmasını hafifliğe tercih etmeyiz. Evet. O yüzden şu an teknoloji buna, özellikle 13. nesil Intel Evo platformuyla bunu bize mümkün kıldı. Bu kadar hafif bir laptopta bile 4K video render alabileceğiniz bir güç var bunun içerisinde. 16 GB RAM'i var. i7 işlemcisi var. Yani aslında baktığınızda kallavi ebatlarda olan oyun bilgisayarlarından bile güçlü bir işlem gücünü bu kadar ufak bir ürünün içerisine sığdırabildik. Bakın iki parmağımla tutuyorum, evet, ve evet, evet, oldukça evet. Yani neredeyse bir tablet hissiyatı veriyor ağırlık olarak. Tufan Bey, anladığım kadarıyla masaüstüyle başlayan, sonrasında oyun odaklı laptoplarla devam eden, şimdi de iş amaçlı ve profesyonel amaçlı modellerle kullanıcıların karşısına çıktınız ve bu modelleri bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeni gelişmeler olunca da sizin kapınızı çalacağız. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Her zaman. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Microsoft tarafından düzenlenen, alanında deneyimli isimlerin katıldığı Digital Experience Summit 2023 etkinliği İstanbul'da gerçekleşti. Etkinlikte dijital dönüşüm süreçlerinde verimliliğini arttırmak isteyen şirketlerin yaşadığı temel problemler ele alındı.
Shadow IT ve Lovecode'un öne çıktığı etkinlikte Maxsoft CEO'su Gökhan Erdoğdu ile bir araya geldik ve şirketlerin dijital dönüşümde yaşadığı zorlukları kendisine sorduk. Shadow IT ve Lovecode aslında birbirlerini tamamlayan iki tane konsept. Biliyorsun firmalar dijital dönüşümde birçok şeye ihtiyaçları oluyor ve birçok farklı uygulamalar kullanmak zorunda kalıyorlar. Özellikle Shadow IT aslında firmalar için gizli, görünmez bir tehlike diyoruz biz. Çünkü IT yoğunluğundan dolayı iş birimlerinin ihtiyacı olan çözümlere yetişemeyebiliyor. Bu durumda da iş birimleri kendi ihtiyaçlarını kendileri çözmeye çalışıyor. Bu da tabii firma içerisinde aslında bir güvenlik zafiyetine neden oluyor. Çünkü firmada IT'nin bilgisi haricinde veriler farklı uygulamalara girilebiliyor. Bunlar buluta çıkabiliyor ve aslında firmalar için müthiş bir güvenlik açığı oluyor. Dolayısıyla biz bugün burada Shadow IT'yi firmalarda nasıl engelleriz? Shadow IT'yi daha iyi nasıl yönetebiliriz? Ve iş birimlerine IT nasıl daha iyi destek olabilir? Onları konuştuk. Tabii konuşmalarda da işte low-code aslında çok önem arz ediyor. Yani low-code aslında Shadow IT'yi tamamlayan bir çözüm. Çünkü yine dijital dönüşüm çok ihtiyacımız var. Her alanda ihtiyacımız var. IT'ye her gün yeni bir ihtiyaçla giriyor iş birimleri. Dolayısıyla IT'nin çok hızlı bir şekilde destek olması gerekiyor. Sıfırdan uygulamalar yazmak bir çözüm fakat çok fazla zaman alıyor. Hatta başlıyorsunuz daha uygulamayı bitirmeden iş biriminin ihtiyacı değişebiliyor. İşte bu tip durumlarda da low code dediğimiz yani az kodla uygulama geliştirimi aslında çok önem arz ediyor. Bu sayede iş biriminin ihtiyaçlarını IT, low code uygulamalar sayesinde çok daha hızlı bir şekilde, çok daha kullanıcı dostu bir şekilde geliştirebiliyor. Bu sayede aslında Shadow IT'yi de belli bir noktada engellemiş oluyor. Biz Maxsoft olarak aslında bugün iki ana ürünümüzle müşterilerimize destek veriyoruz. Birincisi özellikle tüm doküman ve iş birimlerinin tüm ihtiyaçlarını yönetebilmek adına Enfys ürünümüzle yaklaşık 15 yıldır zaten çalışıyoruz ve Türkiye'de de yüzlerce müşterimizde çok başarılı uygulamalar yaptık. Diğer bir çözümümüz de yine firmaların tüm çalışan deneyimi, tüm müşteri deneyimi ve tüm dijital deneyim altında ihtiyacı olabilecek onlarca farklı uygulama kullanmak yerine tek bir bugünkü aslında etkinliğimizin de ana konusu Total Experience yani toplam deneyim. CloudOfX hepsi bir arada toplam deneyim platformu ile müşterilerimize destek oluyoruz. Şimdi sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmelere. Ancak bu seferki gelişme Çin'de değil Türkiye'de. Çin'in ticari uçak üreticisi Comac ile havacılıkta veri analitiği ve uçuş operasyonu alanında hizmet veren Kayvan Havacılık arasında bir işbirliği gerçekleşti. Türkiye'de imzalanan anlaşma törenine Comac CEO'su Li Ling, Kayvan Havacılık CEO'su ve kurucusu Mehmet Kayvan ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong katıldı. Türkiye, Çin'e havacılık hizmeti ihracatına başladı. Havacılık veri tabanları kapsamında veri analitiği ve uçuş operasyonları alanında yenilikçi çözümler sunan Kayvan Havacılık, yeni bir uluslararası işbirliğini hayata geçirdi. Kayvan Havacılık'la Çin'in ticari uçak üreticisi Comac arasında uçak operatörlerine daha iyi müşteri hizmetleri, ürün ve dijital çözümler sunmayı amaçlayan anlaşmaya imza atıldı. Comac'le yapılan işbirliğiyle Türk-Çin havacılık ve uzay endüstrilerinde yeni projelerinde önü açılmış oldu. Çin havacılık pazarında önemli bir yere sahip olan Comac'le yapılan imza törenine Kayvan Havacılık CEO'su ve kurucusu Mehmet Kayvan ve Comac CEO'su Li Ling'in yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong da katıldı. Türkiye'de ilk ve tek, dünyada ise 4. onaylı havacılık veri tabanı hizmeti sunduklarını belirten Kayvan Havacılık CEO'su Mehmet Kayvan, anlaşmayla küresel pazarda büyümeye devam edeceklerini söyledi. Bu anlaşma kapsamında Türkiye'den Çin'e özel sektörde, havacılık sektöründe özellikle danışmanlık, yazılım ve data veri desteği olacak ve beraber bir işbirliğinde Çin pazarına ve Asya pazarına girmek planlıyoruz. Anlaşmayla Türk havacılık endüstrisinin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracağı gibi istihdam alanında da yeni fırsatlar doğurması bekleniyor. Yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir Teknohayat bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.